Uyku İlacı. Yazan Muzaffer İzgü. Seslendiren Nimet Olcar. Kendime kalsa dünyada gitmezdim doktora. Niye gideyim ki? Doktorun diyeceklerini de biliyorum, vereceği öğütleri de biliyorum. Ama bunu bizim hanıma anlatamam ki. Yahu karıcığım, gözüm çıksın, benim işim doktorluk değil. Yo, senin işin doktorluk. Çıldıracaksın yakında ayol, çıldıracaksın. Hala benim işim doktorluk değil diyorsun. Uyuyamıyorsun geceleri Basri, uyuyamıyorsun. Bu uykusuzluk insanı ne yapar biliyor musun? Harap eder, öldürür. Yok, karım haklı. Gerçekten gündüzleri ölüden farkım yok. Neleri denememiştim ki? Bir arkadaş öğütledi. Geç televizyonun karşısına, uyutmazsa seni, bana ne dersen de. I-ı. Ne reklamlar, ne diziler. Hele hele ne de o yerli diziler. Arkadaşımın uykusu kaçar kaçmaz hemen yerli dizinin başına geçiyormuş. Hemencecik gözlerini kapatıyormuş. Oh, mübarek yerli dizi değil, ana kucağı ninni. Hele o fesli mesli adamlar da çıkınca dalıp gidiyormuş 100 yıl ötesine. Bir derin uyku ki misler gibi. Denedim. Haberlerde biraz uyuyacak gibi oldum. Böyle 1-2 saniye. Sonra hemen sıçrayıverdim. Biri akıl verdi. Kentler arası işleyen otobüsün birine bineymişim. Oh, insanın uykusu öyle güzel gelirmiş ki. Daha otobüs şöyle yürüdükten hemen sonra uyuyuverirmişim. Son durakta sürücü yardımcısı zor uyandırırmış. Otobüsün o ritimli gürültüsü insanın uykusunu getirirmiş. Adamda akıl yok ki. Uyumak için kentler arası otobüse bineceğim. Peki evim? Sabahleyin işim? Ekmek parası? Galiba adam bana kentler arası otobüs sürücüsü ol. Bu yaştan sonra bol bol uyursun diyordu. Hem uyursun hem de tüm otobüs yolcusunu bir daha uyanmamak üzere uyutursun. Böyle otobüsü uçurumlara, derelere uçuraraktan. Sen derdini söyle yeter ki. Bu ülkede herkes bir akıl verir. Çünkü maşallah herkes de akıl futbol topu gibi. Kocaman beyin, kocaman akıl. Yattığın yer sert olsun. Yo, yumuşacık olsun. İnsanın yumruğu indiresi geliyor. Peki içindeki kadın nasıl olsun? Yo yo, bu ödü de verenler var. Yeniden evleneymişim. Hanım yenisi yorgan yenisiymiş. Böyle yeni hanım olunca insan o dakika uykuya dalarmış. Ne sıcak ne soğuk ılık bir duş. Eh işin ne Basri? Isıt bir tencere su, dök kovanın içine, hadi banyoya. Ilıştır, tas tas dök kafana. Sonra gir yatağa. Oh, mışıl mışıl mı? Nerede? Tüm ev uyur. Kapılar, masalar, koltuklar uyur. Ben uyuyamam. Hele o tekir yok mu tekir? En kıskandığım da onun uykusu. Uyur uyur uyanır. Uyur uyur uyanır. Bir de esnemez mi sanki hiç uykusunu almamış gibi? Esnemek benim hakkım. Gel de bunu tekire anlat. Çalıştığım yerdeki arkadaşlarıma anlatamıyorum ki tekire anlatabileyim. Duydum, odacı kulağıma getirdi. Adımı ağzı açık ayran delisi koymuşlar. Şimdi ben durmadan böyle diye esniyorum ya, ondan böyle koymuşlar adımı. Şaşıyorum, onlar nasıl uyuyorlar? Ay aman Basri Bey, yine esneme pis pis. Ay vallahi uykumuzu getireceksin diyen bayanların yanı sıra bu adamı döve döve uyutmalı da kurtulmalı diyen erkek arkadaşlarım da vardı. Onu da denedim. Kendime dayak attırıp yatağa koşmadım elbette. Yordum kendimi. 2 gün sokakta koşayım dedim. Gece 11-12 sularında polisler, devriye arabaları, sirenli trafik araçları ardıma düştüler. Dur vururuz, dur kaçma. Gül yoluna niyazi olur muyum? Bal gibi olurum. Koşmaktan vazgeçip kendimi evde yormaya başladım. Çok umurumda sanki konu komşu. Hem yorulayım hem de bir işe yarayayım. Halılarımı yıkamıyorum, taşlarımı fırçalamıyorum, gecenin birinde camlarımı silmiyorum. Yani kırılacak odun bulsam, ikinci katta baltayla patır kütür kıracağım. Tek yorulayım, rahat uyuyayım diye. Rahmetli anacığım çamaşır yıkadığı günler ayrı bir mutluluk duyardı. Oh, şimdi bu gece öyle bir derin uyurum ki derdi. Nerede anacığım, nerede? Dağlar taşlar gibi çamaşırı yıkıyorum. Gece saatin 3'ünde bitiriyorum. Yorulmuşum ki. Pelte.
giriyorum yatağa. Ondan sonra gözlerim tavanda. Halılar keçeleşiyormuş karımın dediğine göre. Nerede görülmüş haftada bir halı yıkandığı? Milletin üzerinden zorla çekerek topluyormuşum giysileri, çamaşırları. Manyaklıkmış bu benim yaptığım. O sabaha dek şunu bunu ütülemek de ne oluyormuş? Ben düpedüz uykusuzluk hastası değil, akıl hastası oluyormuşum. Basri, lütfen bir doktora. Yüzü koyun, sırt üstü, sağ yana, sol yana, duvarın yanına, karyola boşluğuna yatıyorum, halıların üzerinde yatıyorum. Yok uyku. Yine bir akıl. Akıl veren çok dedik ya. Mutfakta birkaç sandalyeyi yan yana koyup onların üzerinde uyuyaymışım. Yer ve hava ne denli rahatsız edici olursa o denli çabuk uykum gelirmiş. Yo, uykum gelmiyordu. Çabuk çabuk iştahım geliyordu. Üç sandalyenin üzerine uzanıyor, biraz buzdolabının sesini dinliyor, sonra kalkıyor, kapağını açıyor, iki dolma yuvarlıyordum. Biraz uyuyor, kalkıyor, bu kez dolaptan hanımın yaptığı turşulardan atıştırıyordum. Yo, yararı vardı. Uykusuzluk yüzünden verdiğim kiloları mutfakta şunu bunu atıştırmakla alabiliyordum ama o sandalyelerin kalkarken yatarken takır tukur etmeleri yok mu? Mutfağın yanında yatmakta olan büyük kızımı rahatsız etmiş. Aman baba dedi. Kendin uykusuz kalıyorsun. Alıştın da buna. Ama bizim uykumuza engel olma. Kış günü çoluğu çocuğu battaniyeye hasret bırakıp hepsini topladım balkonda yattım. Bu aklı da dairedeki Hicri Bey verdi. İçeride çocukların, balkonda benim dişlerim takırdadı. Onca açık hava, onca soğuk uyutmadı beni. Üstelik az daha ciğerler elden gidiyordu. Doktora da doktora. Sabah akşam karım böyle diyordu. Gittim ama istemeye istemeye. Hatta doktorun ne diyeceğini çok iyi biliyordum. İçini rahat tut. Hiçbir şeyi kafana takma. Oh aman, oh ne iyi. İçimi rahat tutacakmışım. Kafama hiçbir şey takmayacakmışım. Ot muyum be ben? 400'e dek sayaymışım. Bu sayma sırasında kendimi bir köy evinde sanaymışım. Ama köy evini istemezsem bu bir kayık olabilirmiş. Şöyle hafif dalgalı bir denizin üzerindeki. Ben bu kayığın içindeyim. Uzanmışım. Dalga tıp, tıp, tıp. Biraz sonra ben de tıpmışım. Adam aklı parayla veriyor. Şimdi ilaç yazacak, belli. Onun da bir bölümünü kendi paramla alacağım. Onun için dinliyoruz, ne yapalım? Dinle Basri. Kafa salla Basri. Salla ki hanımın da mutlu olsun, doktor da mutlu olsun. Ama ah ah, o diken yastık seni bilir, sen diken yastığı. Yeşil hapı yuttum, sarı hapı yuttum, girdim yatağa. Köy evindeyim, amanın dışarıda da bir yel esiyor ki. Bu, bu. Sayıyorum. 400, 1400, 10.400. Acep sabaha dek hangi sayıya varırım? Gözlerim tavanda, dudağım kıpır kıpır. Hak getire uyku. İkinci gece denizdeki kayık. Hak getire uyku. İşte o günlerde rastladım bizim Necati'ye. Yahu bu ne hal, dedi. Sorma Necati, uykusuzluk, dedim. Gece çalışması mı? Yok arkadaşım, uyuyamıyorum. Hiç uyuyamıyorum. Benim hastalıktan, demesin mi velet? Biz ona okuldayken velet Necati derdik. Şimdi yine velet. Makine gibi konuşurdu. Yine makine gibi konuşuyor. Şimdi sen gece yatağa yatınca o günkü olayları getiriyorsun gözünün önüne. Ondan sonra uyuyamıyorsun değil mi? Yahu bu oğlanın tıp eğitimi yaptığını falan duymadım. Ama olur ki. Necati doktor falan mı oldun? Yok be kardeşim. Biraz insan kendinin doktoru olacak. Şimdi sen bu gündüz olaylarını aklına getirince kaçıp gidiyor uykun. Tamam mı değil mi? Galiba. Galibası yok bunun. Hiç uyuyamıyorsun değil mi? Hiç. Aynısının tıpkısı benim hastalıktan. Oğlum kolay kurtulursun. Beni iyi dinle. Al bakalım. Bir akıl da bizim velet Necati'den. Makine gibi anlatıyordu. Hızlı hızlı. Yürümesi de öyle. Hızlı hızlı. Sanki bir yere yetişecekmiş gibi. Bağıra bağıra. Böyle biliyor musun? Ben gece yatağa yattığımda o yanıma dönüyor verip veriştiriyordum. Bu yanıma dönüyor verip veriştiriyordum gözlerim açık. Ama öyle gece yarısına dek değil. Sabaha dek versen veriştirsen insanın içi rahat etmiyor ki.
İnsanın içi rahat edecek ki derin uykuya dalsın. Yoksa dünyada dalamazsın, uyuyamazsın. Uyuyamayınca ne yapacaksın? Kalkıp dolaşıyordum. Odada bir o yana bir bu yana duvarlara verip veriştiriyordum. Zavallı yeşil badanalı duvarlar gecenin bir yarısında bana bakıyorlardı, ben de onlara. Şöyle duvarlar bir canlansa, ah, ah, o istediğim insanların şekline bir girseler, ben de ağzıma geleni söylesem. Hiç duvar canlanır mı? Şöyle kafanı azıcık çevir. Kıymanın yarısını kelle eti doldurur kasap. Kese kağıdının içine iki tane çürük domates atmazsa şanından şerefinden yitirir manav. Ne o elektrik parası, ne o su parası. Uyunur mu lan? Hiç uyunur mu? Vallahi uyunmaz Necati, dedim. Gören bizi kavga ediyor sanacak. İşte böyle Basri. Bir gece fırlayıverdim yataktan. Gecenin biri mi, üçü mü? Hanım fırladı kalktı. Çocuklar kalktılar, ben giyiniyorum. Nereye diye soran sorana. Karımın yaşlı annesi, kız bırakmayın, belki uyur gezer oldu. Şimdi gider taksilerin altında kalır, diyordu. Çocuklar yalvarıyorlardı. Babam, babam. Karım yalvarıyordu. Kocacığım, kocacığım. Arkadaşım, o benim ilk işimdi. Yani ilk uyku ilacımdı. Manavın evini biliyordum. Gecenin 3:30'unda dayandım kapısına. Bastım zile. Manavdan başka kim çıkacak? Mor çizgili pijamasıyla çıktı hergele. Uyku sersemi ki tren çarpmış gibi. Ulan dedim, utanmadın mı o iki çürük domatesi kese kağıdının dibine koymaya? Benim aylığımın kaç lira olduğunu biliyor musun ulan? Namussuz herif, adi herif, üç kağıtçı, sırıtkan köpek. Adam kendini toparlayamadan uçuverdim merdivenlerden. Oh be arkadaşım Basri, üzerimden bir yük kalkmış. Amanın göz kapaklarım yolda ağırlaşıyor, uyudum uyuyacağım. Yatağa dar attım kendimi. Bir mışıl mışıl ki nur topu bebekler öyle uyuyamazlar. Sabahleyin karım zor uyandırdı, kalk işe gecikiyorsun diye. Kaç günün uykusuzluğu, bir almışım uykumu, bir almışım uykumu. Çakı gibi gittim daireye. Müdür beni karşısına almaz mı niye geciktin Necati diye. Ben Necati ki 6 aydır herkesten önce geliyorum daireye. Odacılardan önce. Çünkü uyku yok, durak yok. Yatağın içinde kıvranıp ne yapacaksın? Git dairene, otur erkenden masanın başına, tüket işlerini. Kendininkileri, arkadaşlarınınkileri. Bunları anlatamazsın adama. Niye geç kalmışım? O iki tane bayan memur var. Biri dul galiba. İşte onlar. Onun ikisi de geç kalsa değil, o günü hiç gelmeseler ağzını bile açmaz. Ama biz her gün bir saat erken geldiğimiz halde bir gün geç gelince şunu söylediğine bak. Hakkınızda soru açarım Necati Bey. Bir de ince ki sesi, karı kılıklı herif. O Ayten Hanım'la Filiz sürtüğü nasıl yüz verirler bu adama? Var ya, 36 göğüslü, 72 kalçalı kadın olsam yine de yüz vermem bu adama. Saçımın teline parmağını değdirtmem. Tabii biz yuttuk, kös dinledik, toz çıktık. Şimdi sen o gece uyumadın yine Necati diyorsun değil mi? Uyumamışsındır dedim. Uyudum. Zınk diye durdu, sırıttı. Uyudum, hem de mışıl mışıl dedi. Çünkü gece yarısına dek kurdum durdum. Ulan bu adam nasıl bana böyle söyleyebilir? Nasıl benim hakkımda soruşturma açabilir? Namussuz. Kendinin kırdığı ceviz çuvalı geçmiş. Kalk oğlum Necati. Kalk durma. Nasıl olsa biliyorsun müdürün evini. Gerçi gidiş dönüş 2 saatini alır ama olsun. Belki de bir gece yarısı dolmuşu falan bulabilirsin. Karım, çocuklarım, yaşlı kaynanam boncuk gibi dizildiler. Nereye? Bırakın beni yahu. Kimi ayakkabımı, kimi ceketimi saklamaya çalışıyor. Sanki alamam. Kaptım aldım. Çıktım sokağa, vardım caddeye. Şansımdan bir de gece yarısı dolmuşu rastlamasın mı? Dönüşte de rastlar mı böyle bir dolmuş? Ondan sonra uyu uyu, yat uyu. Çaldım müdürün kapısını. Yaşlı bir kadın açtı. Aman çok acele. Dairede yangın çıktı. Müdür bey kapıya dek gelsin dedim. Müdür geldi ki süper sersem. Uyku sersemi ayrı, yangın sersemi ayrı. Necati, utanmaz ahlaksız herif. Sen Ayten Hanım'la kırıştırmıyor musun ulan? Filiz Hanım'la uçup uçup gitmiyor musunuz ulan? Kapıyı kapatıp kapıda odacıyı bekletmiyor musunuz ulan? Necati, yangın. Sen ne adi bir herifsin ulan.
Müdür değil, kerhaneci bile olamazsın ulan. Çünkü herkes senden namusludur ulan. Ayten Hanım evli değil mi? Hı? Ulan? Adam yangını unuttu, gerideki yaşlı kadına baktı. Sonra bana sus işareti yaparak, "Şş, yavaş, kayınvalidem. Şş, yavaş duyacak," dedi. "Tuu," dedim. Yürüdüm gittim. Ardım sıra sesleniyordu. "Sen yangına bir zahmet bakıver Necati Bey. Ben yarın gelir bakarım." Yatağıma uzandığımda bir uyumuşum ki, doktormuş. Yok efendim, koyun saymakmış, kuzu saymakmış. Bir numaralı ilaç bu kardeşim, bir numaralı. Şimdi sen müdürü merak ediyorsun değil mi? Devrisi gün beni odasına çağırdı. İnanmazsın, çay söyledi. "Şimdi Necati Bey, biliyorsunuz daireler de birer aile gibidir. Buranın da bazı gizleri olabilir. İnsan bu gizleri aynı ailede olduğu gibi saklamasını, ulu orta yerlerde söylememesini bilmelidir," dedi. "Yani adam diyor ki, benim Ayten'i Filiz'i odama çekmem, kapıya odacıyı dikmem bu ailenin gizidir. Sen bu gizi sakla." "Oh ne iyi. Dur bakalım hele müdür bey. Sen bana, arkadaşlarıma iyi davranma da göreyim seni. Gece yarıları kapına dayanmazsan makam odasında yangın var diyerekten bana da Necati demesinler." Kardeşim Basri, o günden sonra uykumu kim kaçırmışsa dayandım gece yarısı kapısına, ondan sonra kurtuldum bu hastalıktan. Ayrıldık Necati'den. Çocuk yerden göğe dek haklıydı. Ve gerçekten hastalığımı, hastalığımın umarını çok iyi bilmişti. Evet, aynen dediği gibi. Ben de Necati gibi yapabilsem, şöyle bir yakalarına yapışabilsem, bir sövebilsem ama karşı karşıya, yüz yüze. Ah Necati, ah! Müdüre varabiliyorsun, manava varabiliyorsun, kasaba varırsın, bakkala varırsın. Ağacık oradadır evi. Gecenin ikisinde, üçünde çalarsın zilini, açılıverir kapı ve karşında buluverirsin ipek pijamalı müdürünü, mor pijamalı manavını, ak donlu bakkalını. Ama ya benim sövmek istediklerim? Hı, kolay senin işin. Tıpış tıpış çıkarsın apartmanın merdivenlerini, hop karşında 18 numara. Oturt üst üste okkalı şöyle zır zır iki kez, kapı şak diye açılsın. Ya ben Necati, ben ne yapayım? Ben nasıl söveyim? Nasıl varayım? Onların kapıları şak diye açılmaz ki. Tak diye onların yanına varılmaz ki. Ben ne yapayım? Kasaba, bakkala, manava sövmek kolay da Necati. Asıl sövüleceklere nasıl söveceksin Necati?